caz starı olmak istiyorum. Bir gün tüm dünya beni dinlesin istiyorum. 16 yaşında alkollü mekanlarda sahne aldığı için eleştiri bombardımanına tutulan Aleyna Tilki Starlife'a konuştu. Bu konuya değinilmesi güzel bir şey. Benim psikolojimi düşünmüşler sağ olsunlar. Selda Bağcan hayranı olan Aleyna Tilki'ye bir yorumda Selda Bağcan'dan geldi. Selda Bağcan idolüm benim. Akıllı bir kız zaten besbelli. Usta gazeteci Mesut Yar, Seren Serengil ve Deniz Akkayalı kadrosuyla hafta içi her gün saat 9.45'te Star'da ekrana gelen Duymayan Kalmasın da konu olan Aleyna Tilki, Seren Serengil'le aynı kaderi yaşadığını canlı yayında öğrendi. Ben de 16 yaşında sahneye çıktım. Beni direkt indirmişlerdi sahneden. Yani direkt aşağı in dediler. Ben tuvaletlerle falan tüylü sana şeyler... Devrik Astol ismi diyoruz. Evet, devrik ben tamamıyla. Beni ilk gün devirdiler zaten. Ben mecburen yaşımı büyüttürttüm. 16 yaşındaki Aleyna Tilki her konserinde yanında annesi ve babasının da olduğunu söyledi. Annem babam hep gelir. Annem gelemezse babam gelir. Babam gelemezse annem İkisi gelir. Ebeveynlerinden bir tanesi. Evet, kesinlikle yan masamda oturur. Dilerseniz filmi başa saralım. Bir yetenek yarışmasında kısa bir süre önce yarışan ve hayallerine kavuşan bir isim de Aleyna Tilki. Yetenek yarışmasındaki ışığı yapımcılar tarafından hemen fark edildi. Henüz 16 yaşındayken hayallerine kavuştu. Milyondan fazla bir tıklanma oranıyla izlenen klibinden sonra 16 yaşındaki Aleyna Tilki'nin işleri açıldı ve tüm yaz boyunca genç şarkıcı hem gece hem de gündüz olmak üzere birçok mekanda sahne aldı. ...16 yaşında olması, alkollü mekanlarda sahne alması birçok kişinin tepkisini çekti. Bu kadar ilgi bekliyordum. Ama bu kadar çabuk beklemiyordum tabii ki. 16 yaşındaki genç yıldıza göre bar şarkıcılarına bu eleştirilerle büyük haksızlık yapıldı. Barda şarkı söyleyen bir sürü anne, bir sürü baba, bir sürü evlat var. Bu işten para kazanan, ekmeğini kazanan bir sürü insan var. Hani bunu düşündüğüm zaman çok ciddi bir saygısızlık var ortada. Bana değil, sadece bana değil. İçkili bir mekanda şarkı söyleyen, sanatını ve müziğini icra eden herkese. Çok büyük bir saygısızlıktı. Ben bu yüzden çok üzüldüm. Her konserinde yanında annesi ve babasının olduğunu söyleyen genç yıldız eleştirilerden oldukça etkilenmiş. Bu konuya değinilmesi güzel bir şey. Benim psikolojimi düşünmüşler sağ olsunlar. Ama bu konuya çok sert bir kalemle değindikleri için benim psikolojimi daha çok bozdular. Psikolojimi düşünerek yapılan bir şey, psikolojimi alt üst etmeye göre bir şeydi aslında. Üzülmedim değil. Ama çok üzüldüm mü, psikolojim çok bozuldu mu? Hayır. Sadece izliyorum, biri beni mi anıyor, tüm bunlar umurumda sanıyor da demek istiyorum. Kuantum yaptık yani. En büyük hayaller hep ilk adımla gerçekleşmeye başlar. O, yetenek yarışmasından önce kafasına dünya starı olmayı koymuş. Ben kendimi ileride kitap yazıyorum. Tabii ki kitaplarımı da bastırmak istiyorum. Müziğimi yazdıklarımla desteklemek istiyorum. Okul okuyorum, psikoloji bitirmek istiyorum ve her şarkı söyleyen insanın hayali gibi benim de bir hayalim var. Dünya starı olmak istiyorum. Aleyna Tilki'yi temsil eden avukat Ahmet Atalay, müvekkilinin kanunen sahneye çıkabilecek yaşta olduğunu söyledi. Ve kanunumuzun 71. maddesinde 16 ile 18 yaş arasındaki kişilerin, çocukların hangi işlerde çalıştırılacağı bellidir zaten. Aleyna Hanım da bu kapsama girmektedir. Aleyna Tilki bir Selda Bağcan hayranı. 14 yaşıma kadar ben pek pop müzik dinlemiyordum, Türkçe pop dinlemiyordum. Selda Bağcan dinliyordum, daha çok türkü dinliyordum. Selda Bağcan idolüm benim. Ünlü sanatçı Selda Bağcan da genç yıldıza destek oldu. Ya bunda ben bir şey görmüyorum doğrusu. Yani ne var bunda? Kendini bildikten sonra. Anası babası yanında. Yani yasalar öyleymiş falan da. Akıllı bir kız zaten besbelli. Ben hiçbir mahsur görmüyorum.